Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Rusya bugün özellikle 250 tane seyir füzesi atarak savaşın başından itibaren en yoğun hava saldırılarını ve en ölümcül hava saldırılarını gerçekleştirdi. Resmi açıklamalara göre Kiev elektriksiz kaldı, Odessa elektrik, su ve internetin yoksun vaziyette. Zaporojye'de su yok. Zhytomyr bölgesinde elektrik yok, Mykolaiv bölgesinde elektrik yok, Sumy'de elektrik yok, Kirov Rog bölgesinde elektrik ve su yok, Donetsk bölgesinde elektrik yok, Chernivtsi bölgesinde elektrik yok, Kirovograd bölgesinde elektrik yok. Yani altyapıyı tamamen yok etmeye çalışan Rusya'nın yardımına yine kış mı yetişecek? Napolyon'dan ve Enver Paşa'dan, soğuktan, özellikle Hitler'den soğuktan faydalanarak galip geldiğine inanan Rusya yine kıştan mı yardım isteyecek? Kış birliklerinden mi? Yani soğuktan. Görüntülerde Odessa'da vurulan bir enerji tesisi var. Görüntülere geliyor ekranlarınıza. Yani Ukrayna'nın kış mevsiminde direncini düşürecek. Ukrayna'yı iyiden iyiye ne yapacak? Tabii ki gardını düşürtmeye çalışacak. Yani planlar bu şekilde. Tabii ki bu adımlar olurken özellikle ne oluyor? Olabildiğince dikkatli olmak gerekiyor. Evet, bu önemli bir adım. Gerçekten önemli bir adım. Tekrar söylüyorum. Özellikle Ukrayna'nın altyapısına yoğun bir saldırı trafiği gerçekleşti. Bu saldırı trafiğinin tabii ki ana bir sebebi vardı. Bu sebepte özellikle Ukrayna'nın gardını düşürmek. Hedefine doğru giden bir seyir füzesini göreceksiniz şimdi. Evet, şu anda görüyorsunuz değil mi yukarıda? Nasıl hızlı gidiyor? Bir seyir füzesi. Uçağı andırıyor ama bu giden bir seyir füzesi. Sırçalar gibi gidiyor gördüğünüz gibi. Kripto bölgesinde gökyüzüne yansıdı. Kharkiv'de görülen bir seyir füzesi. Kharkiv Rusya sınırında. Ya hedefi Kharkiv'in bir bölgesi ya da başka bir şehir. O bölgenin üstünden geçiyor. Ama seyir füzelerini gerçekten yakın itibar Korkut sistemimiz var. Türkiye'mizin. Bunu da düşürebiliriz aslında. Bir ara bilgi vermek istedim. Çünkü seyir füzesi alçaktan gidiyor. Dikkat ederseniz. Bunun için belli stratejik bölgelere daha önce çalışılmış füzenin geçmesi olası olan bölgelere hava katkısı, evet, alçak irtifa ve orta irtifa hava savunma sistemleri mutlaka konmalı. Ayrıca Ukrayna'nın hava savunma sistemleri yoğun olarak çalıştı. Bu tabii Ukrayna'nın çalışmadığı anlamına gelmiyor. Ukrayna'nın hava savunma sistemleri çok yoğun çalıştı. Kirovograd bölgesinde yaşanan bir patlama görüntüsü ekranlarınıza geliyor. Kirovograd bölgesinde bir patlama yaşanmış. Dnipro bölgesinde evet geçen bir seyir füzesinin geçtiği görüntüler çok hızlı ilerliyor hedefine doğru. Evet gördüğünüz gibi. Kiev halkı tabii ki metrolara akın etti. Yoğun bir saldırı haberi ve bu yoğun saldırı sonucunda metrolarda vatandaşlar, Kievliler, Ukraynalılar kendilerini korumaya çalıştılar. Özellikle bu füzelerin 40 veya 60 tanesini düşürdük diyor. Ukrayna. Özellikle Rus seyir füzesinin vurulma anını gösteren bir kare var. O ışık ve tütsü yansımaları gibi. O da şu anda ekranlarınıza geliyor. Bütün Ukrayna'da hava alarmı verildi. Hava saldırısı alarmı verildi. Özellikle bugün bu saldırılar olurken tabii ki Putin'in de bir ziyareti vardı. Ukrayna'nın tüm bölgelerini vururken şaşalı bir şekilde Kırım'ın Kerç Köprüsü'nde Ukrayna ordusunun vurduğu bu köprüye bir ziyaret gerçekleştirdi Putin. Putin algıyı sever. Arabanın başına geçmiş. Kerç Köprüsü de geçiyor. Evet gördüğünüz gibi Putin Kerç Köprüsü'nden
şu anda şov yapmak için geldiği görüntüler yansıyor. Bir nevi şov yapıyor Putin. Burada olarak işte mesaj vermeye çalışıyor. Botoksları da yanağından belli gerçekten Putin'in bunun dışında ama botokslu Putin diyorlar, haklılar. Hiç mimikleri oynamıyor. Şu anda ama Kerç Köprüsü'nden geçerek şov yapıyor. Bir nevi mesaj veriyor Ukrayna'ya. Sen Kırım'ı alamazsın mesajı veriyor. Ama bugün Ukrayna'nın evet çok yoğun bir şekilde vurulması, birçok seyir füzesinin havada geçirmesiyle birlikte ama birçok şehirde altyapı ile zarar gördü. -6'yı buldu Kiev'de sıcaklıklar. Bu da tabii ki kışın Ukrayna'nın için çok zor geçeceğinin bir belirtisi. Neler yapılacak, ne yapılacak bunlar tabii ki çok önemli ama Ukrayna'nın mutlaka krizden çıkabileceği bir çözüm bulması gerekiyor. Gerçekten Ukrayna şu anda altyapısı çok büyük zarar gördü. Resmen ülkenin altyapısı yok edildi diyebiliriz. İşte bu anlaşma. Bu anlaşma Ukrayna'nın sonuydu aslında. Neden diyorum bu kadar seyir füzesiyle saldırı, nükleer tehditler altında kalan bu ülkenin özellikle Ukrayna'yı teslim aldığı anlaşma diyebiliriz 1994'teki anlaşmayı. Böylelikle Ukrayna ordusu elindeki nükleerleri Rusya'ya ve Amerika'nın insafına bırakarak, imha ederek kendisini ileride işgale yol açacak bir saldırının önünde buldu. Tabii ki yıllar öncesinde güvenceler verilse de ileri görüşlü birinin Rusya'nın bir şekilde Karadeniz'e inme hevesinde olacağını anlayacaktı. Ve Yeltsin'le evet Clinton o dönem burada böyle bir imzayı attılar İngiltere'de işin içerisinde. Ama olan kime oldu? Olan Ukrayna'ya oldu. Olan Ukrayna halkına oldu. İnanın şu anda birçok şehirde en temel maddelere ulaşmak bile imkansız. Ve bu imkansızlık içerisinde halk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu imkansızlıkla tabii ki gardının düşmesi isteniyor ülkenin. Ülkenin pes etmesi isteniyor. İşte burada hedef bu. Pes edin, teslim olun. Buradaki amaç bu. Eğer Rusya bu kış mevsimindeki direnç düşüklüğünü hissederse daha büyük bir harekat için cesaretlenecektir. Tabii ki burada Batı Ukrayna'ya nasıl destekleyecektir? Ne yönden destek verecektir? Tabii ki de bu da çok önemli. Ama özellikle Rusya'nın, evet özellikle Rusya'nın bu tarihlerden sonra kendini toparlamaya başlaması ve Ukrayna'nın direncinin düşmesiyle bölgede ve cephede Rusya lehine bir durumun gelişme olasılığı da yüksek. Bakalım zaman ne gösterecek ama bugün Ukrayna özellikle çok yoğun bir stratejik bombardıman uçakları var Rusya'nın. Ve o bombardıman uçaklarının bir filosuna da saldırı yapılmıştı olduğu yerde. İki tanesi zarar gördü ama Rusya bugün çok yoğun bir saldırı gerçekleştirerek Ukrayna'ya 250 adet seyir füzesi attı. Bunun belki yarısı ulaştı, belki 125'i ulaştı, 100'ü ulaştı ama yıkım çok büyük. Ya bütün yerüstü altyapı tesisleri vuruldu. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar Ukrayna'daki durumu anlattım. Daha da anlatmaya devam edeceğim. Çünkü Ukrayna'nın Bakhmut cephesi var. Bakhmut cephesinde Rusya bugün hava saldırıları yapmıştı. İnşallah bir dahaki yayında ondan da bahsedeceğim. Özellikle Rusya Herson'u kaybettikten sonra kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Ve Donetsk'te ilerlemeler yaparak cephede moral kazanmaya çalışıyor. Bunun için de zaten Ukrayna'nın her yerine saldırarak Ukrayna ordusunun moralini kırmaya çalışıyor. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.